arkadaşlar şu anda şoklardayım. Ben ilk defa duydum yani nişan kıyafetini ya. Oğlan evinin aldığını. Neden? Nişanı kız evi yapar öyle arkadaşlar. Öyle bir kural mı var? Nişanı kız evi yapar. Bizim örf adetlerimiz öyle arkadaşım yani. Örf adet. Bizim orada öyle. Etrafım geniş, hani çok kalabalık. Evet. Kalabalık. Sana bir akıl veren olmadı mı? Salon evet. 250 kişilik tutturdunuz ya. Benim akıl veren ihtiyacım yok. Onlardan bir kişi size akıl vermemiş demek ki. Hayatım benim akıla ihtiyacım yok. Senin işin hale gelmiş oldu. İnsanım. Ben örf ve adeti bilen bir insanım. Bugün sevgililer günü. Allah için sendeki bu hava divane. Beyhan Hanımcığım yeni geldim ya siz beni daha tam tanımıyorsunuz. Ben her zaman böyle havalı bir kadınım. Böyle olmayı seviyorum ben. Ya sen 50 yaşıma gelmişim. Bu saatte sonra havayı ne yapacaksın arkadaş ya? Arkadaşım havanın yaşı mı olur? 50 yaş nedir ya? 50 yaş nedir? Yolun yarısı bile değil. Yazık yazık. Gerçekten yazık. Torunun var, gelinin var. Senin bundan sonra aşkında, sevgilinde, kocanda, gelinin, oğlun, torunun. Ben 23 yıllık evlilikten çıktım. Anlatabiliyor muyum yani? Aşkın yaşı yoktur. Hayır. Aşkın yaşı yoktur. Hayır. Ben şu anda bekar bir kadınım. Ben karşıyım bekar ona. Bekar bir kadınım. Hayır. Neden ikinci baharı yaşamayayım ki? Ne ikinci bahar diye bir arkadaşım, şey yok. Arkadaşım senin için geçtiyse benim içim geçmek zorunda mı ya? Aa, ben genç, enerjik bir kadınım. Güzel bir kadınım, alımlı bir kadınım. Tabii ki ikinci baharımı yaşamak isterim. Nasıl bir düşünce yapın var Allah rızası için? Sen 22 yıllık evliliğin madem ikinci bahar için mi bozdun? Aşk yaşıyordun, bahar yaşıyordun. Niye 23 yıllık evliliyor? Aşkın yaşı yok. Buna katılmıyorum. Vallahi var billahi aşkın var. Aşkın yaşı yok. Vallahi Şule Hanım merak ettim. Sen kaç yıldır bekarsın yani böyle enerjilisin ya. Merak ettim. Neden bu kadar merak ettiniz Gönül Hanım? Aşağı yukarı 16-17 yıl oldu yani. 16-17 yıldır. Çok da uzun değilmiş ha. Keşke o zaman evlenseydin ikinci baharını bitirince yenisini de başlasaydın. Ya da kafa dengini bulamamıştır. Bir kadın kayınvalide olduysa asla evlenemez. Ben katılmıyorum şimdi, Beyhan Hanım. Sen lütfen. Niye katılıyorsun ki? Beyhan Hanım, o sizin kendi fikriniz. Bir dakika. Sesinizi yükseltmez misiniz? 50 yaşından sonra gelen aşkı ben ne yapayım? Sen ne yapabilirsin? Allah aşkına 50 yaşından sonra el ele tutuşup gezmeye gidemeyeceğim. 50 yaşından sonra yani ne bileyim ben evde oturacağım. Bir de ona mı hizmet edeceğim? Siz evli olduğunuz için belki Şule Hanım gibi düşünmüyorsunuz ama hastalıkta, sağlıkta bir yoldaş, bir nefes, bir can arkadaşı. Nasılsınız arkadaşlar? Ben iyiyim arkadaşlar. Siz nasılsınız hanımlar? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz Nurten'cim. Nasıl olalım işte? Sen nasılsın Nuray Hanım? Biraz durgun gibi görüyorum iyiyim. Seni. İyiyim ya, iyiyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, çok durgunsun şey. Ya. Yok, iyiyim. Vallahi altında falan mı bir sorun var? Nedir? Yok. Ben anlayamadım yok, seni. Yok, iyiyim arkadaşlar. Ya şimdi şöyle bir şey. Nasıl iyi olabilsin ki? Kuraya kaldı hasretinen Aslıhan. Kurada bile gittin, hasrete çektin yani. Takdir ilahi, lezzet, beceri. Yani lezzet değil, lezzeti Nurcan Hanım. Tombaladan çektik, lezzet tatmadık orada. Aslan'ın çıkmasını isterdim, gönül öyle isterdi. Çünkü Aslan'ın ondan daha az puan, hani altını var diye. Ama şansınız varmış, size çıkmış. Ya, ben dakika, ne yapabilirim yani? İnsanın gönlü neyse ağzındaki de odur. Ben geçen yeşimi inşa ben duyulduğunda bilmiyordu. Bak duyulduğunda. Sen öyle mi istemiştin yeşim bak, diye? Evet ben dedim ki inşa giderken masadan giderken inşallah yeşim çıkar dedim. Aldım. İnşallah ne diyorsun? İçimden bir şey söyledim. Duydum ben. Ben hissettim yeşim dedi. İnşallah yeşimdir dedi. Hissetsen iyi bayağı. İnşallah yeşimdir. İnşallah yeşimdir. Allah Allah. Yok ya onun bir tane ya. Senin aslanla ne derdin var ne sıkıntın yo, var? Yok benim aslanla bir derdim niye sıkıntım. Niye öyle diyorsun ki? Nuray Hanım'ın şu anki söylediği gibi tek burada bir tane çeyreği olan yeşimdi. Ben de yeşimin de iki tane olsun diyeyim. Yeşim için helal istedim yani. Ya bak. Bir şey söyleyeceğim burada iyi ki hatırlattın evet, evet. Nuray Hanım. Sen ne derdin vardı da aslanla uğraşıyorsun diyorsun ya. Aslanın da Damla'yla ne alakası varsa hiçbir gelinle konuşmuyor. Ben sana değil, bana tamam biliyorum. Aslan boyuna Damla'ya dalıyor. Dün hasretin parmağını sıkıştırdı.
Beni korkuttu. Bak kafam şişmiş, buram şişmiş. Nurten Hanım. Yani böyle çocuksuz çocuksuz hareketlerle uğraşacağına yemeğine odaklansın. Aynen doğru. Ya Nurten Hanım. Damla'nın öyle yapmasını ben mi istedim? Cahil, küçük diye bir şey diyemedim. Ha zaten sana da değil, o şakayı Beyhan ablaya yapacakmış. Ama bana sen niye çıkmışsın. Yapıyor? Aynen, tamam yani. Mı sen çıkmışsın. Ben niye ben... yapıyor Beyhan abla? Sen burada Damla'yı oynadın reklam için. O da sana ders vermek için öyle bir şaka yapacakmış. Parmak olayına gelince, yani Damla eline koyduğunu görse zaten hiçbir gelin yapmaz burada. Yani Damla da ona oyun oynasa, bana da oynasa, hani bilmeyerek yaptığını düşünelim, bilerek de yaptığını düşünelim. Hasreti de belki hasret, dün mesela hamur çıktı, yapamayacaktı. Allah'tan sol eline denk gelmiş. Yani almasın hasret çeyrekliğini ama... Çeyrekler. Ay Allah senle artık yani Nurten Hanım ya. Geliyor. Kime nasipse ona gelir Damla bu şekilde yani... almasın diye aklına bile gelmez. Ya Gönül Hanım işin gücün şov. Gerçekten işte şov. Ne işte öyle kalın. Orada ayağını dandan vuruyorsun. Yaka kartını çıkarıp oraya bırakıyorsun. Gitseydin niye gitmedin? Vallahi giderdim de. Neden gitmedin? Meydanı boş bırakmadım. Türkan'a kalmasın diye gitmedim. Meydan Türkan'a kalmasın diye korktun. Neden? Çünkü bak Tuğba'nın kollarına meydan değil, bilezikler Türkan'a kalmasın diye buradasın. Bak Ramise sen ne diyorsun ya? Doğruluğunu söylüyor. Gönülün gözü tok, gözü parayla pulla iş olmaz. O zaman gidecekti, niye durdu? Git. Ya, niye durdu? Ya Ramise, Ramise sen ya niye durmayacak? Niye? Ya. Neden durmayacak? Aa. Madem baştan alın seni geleyim. Şov. Başka bir şey yok. Vallahi bilmiyorum. Ben bulabilsem inanın bana. Burada akrabalık yarışı yok. Kayınvalide bilmem ne. Aynen öyle yarışıyor. Ha, benim işime kim geliyorsa mesela, işime yararsa isterim yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Baba bu kadar bilezikleri sana kendi kayınvaliden kazandırdı. O senin yanında oldu bu zamana kadar. Ben buraya kazanmaya geldim. Kimseni de babamın hayrına yanımda getirmiyorum. O da benimle geldiyse beni bulacak, görevini yapacak. Orada kaynılarla bak. Beni izliyor mu? Yok, umrunda değil. Ayak ayak üstüne atmış. Hiçbir işe yaramıyor. Duygusal halam... bakmaya gerek yok tamamen. Ben de o kanıdayım. Ay, profesyonel bakıyorum ben evet. Ya. Vallahi arkadaşlar eğer o Türkan var ya bu stüdyoya adım atarsa gemileri yakarım stüdyoyu da terk ederim. Gidemezsin. Neden ya? Yapar. Bırakmazsın. Bilezikleri bırakmazsın. O anda gözüm görmez bir şey biliyor musun? Ya sen kaza gelme boş ver. Bırakamazsın. Hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sen nasılsın? Vallahi ben pek iyi değilim. Zaten dün Tuğba'nın çeyreği sevinemedim ki. Hiç sevinemedim. Hareketlerinden hem 5 buldum verdim. Hem de çeyreği kazandı, taktırmadı. Daha ne olsun? Tuğba! 3 saatlik uykuyla çeyrek kazandım. Siz takar mısınız? Tebrik ederim, tamam. Takarım. Peki. Tebrik ederim. Gönülcüğüm. Gönülcüğüm. Alkış. İstemedi. Ne hadi yaptı? Gelin. Tebrik ederim. Büyük saygısızlık yaptı. Evet. Gelinlere vallahi yaranır. Daha ne yapacağız? Ağzımızda kuş tutsaz da yaranamayız arkadaşlar. Vallahi. Doğru söylüyor. Akşam hiç uyumadım sinirden. Bu sabah senin hareketlerin de yani bir tuhaftı bir arkadaşım. Ne vardı hareketlerimde? Vallahi yani bir denişik seni anlamadın mı? Hiç her zamanki hale benzemiyor. Hiç yani. Nasıl benzemiyor? Sen buraya gelmişsin insansın, yarışmış evet. İnsansın. Evet. Ben senin, bak açılışta sen her şeyi inkar ettin ya. Her şeyi. Evet gene diyorum. Gene diyorsun. Evet. Her yer güvenlik kamerası. Evet onu da biliyorum. Kuralları da biliyorum. Her şeyi biliyorum. İlk defa o gelmiyorum. O zaman neden? Çünkü yani sizin yapmadım. Yaptığınız yanlışa karşı ben buradaki kuralları neler olup neler bitmesi gerektiğini her şeyi bildiğim halde neden kendimi yakayım? Oo hanımlar mutlu oldunuz mu? Çeyreğe kaptık dün. Hayırlı olsun. Zaten Halkpart sizden bıkmıştı. Onu... Şimdi yeni yüz istiyorlar bir artık. Bir saniye onu sen mi karar veriyorsun? Ben karar vermiyorum. Halk veriyor. Halk artık sizden yorulmuş, bıkmış. Aleyna! Aşkım. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Gelin lütfen. Ya, vallahi bu ne ya? Gelin de verdim puan.
Sinirlenme. Hadi, hadi. Sinirlenme, sinirlenme. Yönetmen de sizi tebrik ediyor. Çok teşekkür ederim. Aşkım. Çok sağ olun. Reyhan Hanımcığım, masamıza gizli yine geldiniz, oturdunuz ya. Sinsi sinsi bizi dinliyordunuz. Ben aslında sizden bir özür bekliyorum. Ben? Nezaketten bir özür dilemeniz. Ben? Evet, nezaketten bir özür dilemeniz gerekir. Ben sana ölsem özür dileme. Televizyondan evde izliyordum sizi. Tamam. Ama sizi orada da sevmedim. Orada da sevmedim. Orada da sevmedim. Burada da sevmedim. Kendi kendinize bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. İşte derler ya, hazetmedi umut burnunun dibinde. Evet. Ben senin burnunun dibinde de olurum. Nefesinde de olurum. Aklında da olurum. Beni akıllardan, hafızalardan silemeyeceksin. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen çevreye de hoş geldin. De aldık. Siz bir tebrik etmediniz. Gözde! Tebrik ettim. Ay iki gündür bir veriyordum ya Rabbim, şükürler olsun. Elhamdülillah. Bugün neymiş? Ben de aldığın gibi orada tebrik ettim. Gürsel, sen burada mıydın? Vallahi ben seni çeyrek anca fark ettim. Ha Gönülcüğüm. Buyur aşkım. Ayıbı ne güzel biliyorsun. Bugün aleyna aylan gezerken ayıbı bilmedin ama. Onda ayıp ne vardı söyler misin bana? Bir söyle bakalım. Aa, ayıp olan ne var? Bir saniye. Sen Aleyna'nın annesini ne kadar tanıyorsun da Aleyna'nın annesinin yanına gittin? Annesini bak. Eyüp'te ne yapıyordunuz? Bir saniye bak. Aleyna bana otelde geldi. Evet. Gönül teyze bir işim var mıydı? Ben de ne oldu kızım? Annem seni çok seviyor. Annemle Eyüp'te buluşacağız. Sen de gelir misin bana yardımcı ol? Ne var yani şimdi, suçlu ben mi oldum? Suçlu siz oldunuz tabii ki. Gelinine söylememişsiniz. Gelinin bilgisi yok. Sana... Benim bilgim yok. Hayatım bak, o demek ki sana söylerdi anne yanımda sen de gel diye. Geldi ama bana söyledi ne ama yapabilirim? Benim dünürüm. Herkes öyle der. Siz o zaman Beyhan'a ne der ona, Gürsel Hanım'a ne der özellikle bana? Benim dünürüm pazara gitsin. Pazarda herkesten sohbet eder. O sohbet ederken pazar biter. Arkasına bakar ki pazar kapanmış. Vallahi. Parkta birini görsün, herkesle oturur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Birini görsün. Bir şey söyleyeyim mi bari? Öyle bir hanımefendi gibi. Hepinize selamı Tuğba var. Tuğba duymasın. Ay, Tuğba. Olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Sen nasılsın? Ya arkadaşlar çok sinirim bozuldu ya. Gerçekten. Ne oldu? Hayırdır? Hacer Hanım'a bozuldu senin. Kim olacak? Niye bozuluyor? Ya sabah. O kadar ya yağlanması sen... ne diye tezgahın arkasında. Büyük sanatçı mı da ne bileyim bir şey mi de niye o kadar yağlanma? Bir de eşik de yağlanıyor ya. Ya sen düşseydin, ya bu düşseydin. Hacer, tamam yükseliyorsun, haklısın ama çok da bağırmanın kazalı olmuş. Yemin bilerek ederim bak, yeşim. Ben de baktım bilerek de, bilerek falan demiyoruz ama şöyle bir durum var. 2-3 damla veya kız baya çoktu ya. Herhalde ya kapalı kapalı diye böyle tuttu, her yerlere geldi. Bilmiyorum artık neden aşkım ne olduğunu. Aşkım var ya ne yapmıştır biliyor musun? Yiğit sesleniyor, avucuna sıktığını unutmuştu. Elinden damlamıştı. O bakımadır. Epey çünkü bayağı sıkıyor. Baya çoktu. Ama o kız, epey bir kullanıyor, ben tamam onu görüyorum. Tamam da bu iş eşikte yapılır. Hayır yani. Bir kenara sandalye oturursun. Aynen ya arkadaşlar, eşikte değil hani makyözün olan orada oturuyordu yok, yeşim. Yok gösterdiği yer işte. Aşkım orada otururken avcundan eşeğe yakın orası. Ya bence. O kadar çok ya ben olur mu ya görmedim. Bu ne ya? Adın gibi eminsin ki sen o yağı yeşimin bile bile dökmediğine, bir de bir şey söyleyeceğim. Sabah sabah senin derdin ne? Yeşimin moralini bozuyum yemek yapamasın diye. Aynı Aleyna'nın şeyine düşmez o, sen canını sıkma. Yeşim'in dengi mi Aleyna? Vallahi de dengi. Vallahi eğer de... dengi ki eğer oraya da bilerek döktüyse demek ki dengi ki rakip alıyor. Hayır. Rakip alıyor da o yani, işe de döküyor. Bir, kız kaç hafta oldu bir çeyrek bile alamıyor onu. Kaç hafta oldu bir çeyrek alamamın meselesi değil. Ne? Demek ki rakip ki burada o ya oraya dökmüş. Mesele bu. Arzu sen bir kere sus. Ne oldu sen gene? Zaten sana ayrı kızgınım. Bir sus. Şu ellerini benden çek. Ne takozumu oldu? Nettin. Sabahtan ayaklarını uzatmışsın. Ne yaptın takozum arkadaş? O takozda benim kaşlarımın izi var Allah aşkına. Sen iyi misin? Kendine gel. Ben 3 yıldır o takoz ekmek yiyorum. Hayatım ha, ne oldu? Ne sinirli? Takozum yok. Takozum yok. Şey, lahmacunum ısırır. Ay yeter vallahi Beyhan'ım ya. Yeter. Her şey bitti. Şu bu ellerini kaldı? Benden çek. Allah rızası için çek. Benim inan moralim düştü. Ben bugün yemek yapamayabilirim. Ben de çok düştüm. Şafak. Şafak söyle kayınvalidene. Benden uzak dursun, takozumu versin.
Neyine? Allah'tan uzun herkese uzak durması gereken yeter biri varsa yeter. O da sensin. Sen kayınvalidim peşindesin. Üstüne nasıl ya? Tadım yapıyor ya onu bahsediyor Tuba. Allah Allah. Bak bu kayınvalidemin işe gücü yok. Bilirsiniz. Evet bu böyle şeylerle uğraşmayı seviyor ama sabahki söylediği ya neyine bu? Uzak dur benden arkadaşım. Taktı kafayı takıza. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Konumuz kakoz değil Beyhan teyzeciğim. Senin ortaya attığın aynen taş. Öyle. Lahmacunumu yedin. Bana da takozumu verdin. Takozumu aldın. Tostumu kemirdin. Yeter artık. Yeter. Beyhan Hanım. Ne istiyorsun benden bakın, arkadaş? Sakin. Arkada yüzüme gülüyorsun. Beyhan Hanım bir susun bir ya. Yapayım. Bir sus ya. Sakin kalmaya çalışıyorum. Bak saygı ve böyle terbiye şeyinde, çerçevesinde hani böyle kendi artık böyle sınırlarımı zorluyorum. Ya siz beni neyle itham ediyorsunuz? Bak gerçekten çok gerildim. Nerede takosun? Sabahtan gördüm Şule, sen de gördün ayaklarını uzatmıştı. Ya sessiz kalma, konuş Allah aşkına. Ya takozumu versin. Beyhan Hanımcığım ben bir şey görmedim ya. Ya şey görmüyor neden ya. Bahsettiğinizi bile Şule, anlamıyorum yani. Şule kimden korkuyorsun Şule? Beni de yandaşlamayın yani, ben kesinlikle öyle bir şey görmedim. Hayatım puanlama yaparken çıkıyor biliyorum, ya onun takozu. Tamam, biliyorum. Olsuz yapamıyor, göremiyor. İyi de gecenin dördünde nerede görmüş, kim çalmış takozunu? Arzu Hanım aldı dediler. Gecenin dördünde kadın buraya sete geldi. Ya gecenin dördünü bırak. Dün bu anlamada. Takozum. Sen kadının takozunu ne yapacaksın da aldın arkadaşım? Ben işte bilmiyorum artık hanım. Cevabını da veriyorsun yani. Allah ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Ya kadının kaşları var üstünde, imzası var üstünde ya. Onun ya kimliği gibi bir şey. Ya kaş diyor bir de bana hala. Evet. Ya Tuba sana ait. Senin ben oradan keşkülü, beğenmediğimiz keşkülü bile birisi alsın oradan. Vermem. Onun gibi düşün. O da ona has bir şey. Gönül annemi alabilirsiniz keşkülü. Ama o takoz buraya ait. Beyhan Hanım'a ait değil. İsteyen kayınvalide kullanabilir. Bir de benim kayınvalidemin ihtiyacı yok. Zaten boyu var, posu var. Yani ne yapacak? Boyamasıyla ait. Ya zaten ihtiyaçtan değil, kışkırtmak için alıyor. Yani ne yapacak takozu? Ya niye kışkırtsın Beyhan teyzeye? Başka kimse kalmadım da. Sor. Savunmayı Beyhan bir kenara bırak da bir sor kayınvalideciğim. Benim annem öyle boş işlerle uğraşmaz hayatım. Ya ekibimiz söyledi. Arzu Hanım rica etmiş, istiyormuş, verilmiş diye. Yiğidim, taburemi verebilir misin? Maalesef veremem Beyhan Hanım. Arzu Hanım'ın bir işi varmış tabureyle, ona ver. Aa! Bana ne Arzu Hanım'dan? Benim taburemi verir misin? Benim tabakları nasıl görün? Ne oldu? Ya benim taburemi ver ya. Arzu Hanım istediğinden dolayı ona vermek istiyorum. Şu anda doluymuş tabure. Ama dolu da ben ne öğreneceğim? Bugün böyle yap ya. Aa! Bak süpürge getirdi dedim ya. Valla biz çok memnunuz odamızda. Bu benim Eskişehir'den getirdiğim 3 gündür bavulumda duran süpürgem. Oteli bile kendim temizledim. Gözlerim batıyor. Sen hep uyuyorsun zaten Beyhan Hanım. Kalkın şuradan. Kalkın. Hayır. Kalkın. Üstünüz başınız toz. Kalkın. Çabuk kalkın. Kalkın Nil Hanım. Ben kalkamam. Beyhan Hanım. Süpürge mi getirmiş? Ay bir yaşıma daha girdi. Tövbe estağfurullah. Vallahi acı bir temizliğe kaldır o. Aaa! Kayınvalidemi süpürüyor. Kaldırın ayaklarınızı. Allah'ım ya. Çabuk kaldırın. Kaldır. Ne bu ya? Ayakkabımın altını da süpür. Kaldır. Ayakkabımın altını. Her yerim pis senin. Ya git ya. Her yerim pis. Direkt bu aşkım. Benim tüktüğüm var. Çok aşkım var. Ya aşkım aşkımı bırak şunu. Ben. Hayır hayır. Çekilin. Aşkım hastalık. Hastalık falan değil. Valla hastalık senin. Ben dişizim. Kızlar klasik, annem birazdan buraya da gelir. Bu ne demek ya şimdi? Ya bir şey söyleyeceğim, nasıl dinliyorsunuz ya? Her tarafınız bakterili ya. Hayır, bakterili temiz, mi? Temiz, sen temiz. Sen bakterili her yeriniz, her yok, tarafınız. Yok, kalk, kalk, Fatma Hanım. Yok, kalk, Fatma temiz, Hanım. Temiz. Senin üstünü süpüreceğim. Yok, kalk, sensin. Dilek, sen kendi üstünü süpür. Benim üstüm temiz. Evet, bak, kusura bak. Ben de bakteri, ben hastalık hastasıyım zaten. Temizlik hastasıyım. Bir şey söyleyebilir misin? Bizim bu odaya her gün temizleniyor. Sen kusura bakma. Temizlemiyorlar, bakteri olmuş. Her taraf bakteri. Hayır, her taraf temiz. Kalk, Fatma Hanım, sen. Her taraf tertemiz. Hani ben temizim. Ve onu mu göstermeye çalışıyor yoksa burada benim kuralım geçer, onu mu öğretmeye çalışıyor, i̇şte ne yapmaya çalışıyor? İşte ben o boruyu öttürmem canım. Vallahi ikisi de bir arada diyeyim sana, hem temiz hem onun istediği olsun istiyorum. Aa ne olmaz bu ya? Her tarafınız bakteri olmuş ya sizin. Bak şuraya bak. Çekim bittikten kere bizim görevli arkadaşlarımız var. Allah razı olsun. Her tarafı tertemiz yapıyorlar. Onlara saygısızlık yapıyorlar. Saygısızlıktan alakası yok. Her yer toz olmuş. Bu hoş karşılanmaz Dilek, biliyor musun? Serviste burada ya sen
Ekipten biri misin? Niye her şeye karışıyorsun arkadaşım? Ekibin işine karışmıyorum ben. Ekibin ben işine karışıyorsun. Ben sadece görüyorum, temizliği görüyorum. Temizliğini karışıyorsun. Siz boş vermişsiniz. Hayatım, burada görevli arkadaşlarımız var. Bak, bizim buraları temizliyorlar, kulisimizi temizliyorlar. Olabilir. Ben evde de böyleyim. Sadece burada değilim ki. Hatta ben gelinimi duvarlara, evin duvarlarını, dümlekste oturuyorum ben. İki katlı evin de duvarlarını sildirdim. Yönetmenim verin Allah aşkına, izlesinler bir. Filiz'e duvarları sildiriyorum. Tek tek duvarları silecek. Bunlara. Misafirlerime temiz olsun. Bir daha konuştuğu kelimelere dikkat eder. Annem böyle şeyler aklını yoracağına gelsin beni bulsun. Hiç öyle bir gayesi yani hep varmış öyle. Vallahi sen de mutlu mutlu siliyorsun. Yazık sana ya. Üzüldüm vallahi ya. Üzülüyorum ya. Bir de var ya oturuyorum. Böyle bir şey nasıl kabul edersin ya? Tuğba. Sen kaç yaşındasın? Ezdirme kendini bu kadar. Bak ceza olarak burada çiçek olanı gördüm de. Söyle ben bakayım. Sana anlatmayacaksın demedim mi? Biz bunu gelmeden önce... Anlatacak. Geç yerine çiçek ol orada otur. Hayır. Bununla konuşmayacaksın. Gitmeyeceksin gel. Hayır. Senin, sen çiçek olacaksın bunun karşısına, yeri gelecek. Ne münasebet ya? Konuş, hadi konuş o zaman. Konuşacak, ben varım. Korkma, ben varım. Gel, ceza verecek şimdi. Hayır, ne cezası, ben varım. Gel. Bu ne ya? İrem sen yandın. Bu ne demek ya? Çiçek ol ne demek ya? Sonuç olarak... Birinci sınıfta bize söylerlerdi çiçek olun diye. Onun gibi yani. Duvar sileni hiç görmemiştim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Anlamıyor, gerçekten anlamıyor. Size şaka gibi geliyor. Cidden böyle biri bu ya. Ya vallahi bir şey böyle biri anladım da bak orası okey. Biraz başını kaldır ya. Ben de kayınvalidem yaşıyorum. Hadi bana bunu yaptırsın ya. Anlamıyor diye de sürekli itaat mı edeceksin yani? Nedir çözümü bu mu? Yani senin sahibin değil o ya, kayınvaliden. Yapma, yapmasan mesela ne yapacak? Ya yapmasan mesela sürekli evde kavga çıkartacak. Çıkarsın. Bir şey yapmıyor ki. 3 gün kavga çıkartır, 4 gün çıkartır. Ondan sonra Yılmaz inan bir sene boyunca çıkartır yani. Bir sene boyunca da çıkartır. Benim onu kaldıracak gücüm daha, ben daha çok yoruluyorum ki onunla tartışınca. Ben tartışmıyorum, böyle sessiz sedasız çekiliyorum. Sen Filiz'i o eve temizlik personeli diye mi aldın? Sen her yerde şefsin ya. Hayır, gelinim diye aldım. Yapacak. Orası gelinim. Temizliğini yapacak. Yapacak. Neden çalışacak? Hem evin temizliğini yapacak. Sen de emir vereceğim. Burayı sil, orayı sil. Olmadı. Hayır, olmadı. Bir daha silecek. Tekrar silecek. Sana ne? Sana ne? Sana ne? O kadar üstüne gitmeyin. Beraber yaşıyorlar ya. Mecbur gelin yapacak. Bitti mi lan? Gelin işe gittiği zaman hafta sonları da temizliğini yapacak. Bitti değil mi? Tamam bak ne güzel dedin. Beraber yaşıyor. O zaman beraber temizlik yapsınlar arkadaşım. Yapıyor. Ben zaten çocukları onlara götürüyor, gidiyor, kahvaltısını yapıyor. Temizliğini de o yapacak. Hafta sonu orada da demek ki gelin yapıyor. Hayatım, ben sadece torunlarla ilgileniyorum. Bu duvar silmesi bak, dikkat edin. Duvar silmesi en zor iştir. Ya gelin yapsın. Niye o kadar üstüne geliyorsun? Gelin yapsın. Bak çalışıyor. Hafta sonları o zaman gelin ayak üstüne ayak atsın. Kaynana mı çalışsın? Aşkım, temizlik yapsın. Biz yapmasın. Bırakın değil mi? Yapsın. Bu kadar gelinlere yüz vermeyin. Ya bak biz yapmasın yapsınlar demedik. Hayatım. Siz boş vermişsiniz gelini. Hayatım ama çok aşırı üstüne gidiyor. Çok arkadaş. Fazla gidiyor. Buraya hanım ne yok kız, bize bir şey mi getirdi? Damat bohçasını getiriyorum. Kız şey, Damla'nın annesinin getirdiği mi? Evet. Senin oğlana getirdiler. Oraya koy da açık. Aynen. Görün diye getirdim. Bir şey söyleyeceğim kızlar. Benim gördüğüm şeyi siz görüyor musunuz? Buraya hanımın kucağındaki ne? Görsünler bütün halk, arkadaşlar. Siz de görün diye getirdim. Evet evet, görelim, merak ettim ben de. Misiniz? Ne koymuşlar acaba? Fazlalık ne koymuşlar? Gel burada. Bu Furkan'ın terlikleri. Bu Furkan'ın terlikleri. Kız bu önceki. Onlar sanki. Bizim çocukların zamanında böyleydi. Şimdi bu ne? Dört tane tabak. 6 tane çay bardağı, Furkan'ın tarağı. Tamam, o çay bardağının 2 tanesini tabak yok. Elinde mi tutacak? Tabak yok ya. Yapsın eliyi de çabuk yapsın değil mi? Tabak yok tane. Beyhan anne, onlar ne öyle? Sen getirmedin değil mi? Galiba Nuray Hanım getirmiş. Bir şey söyleyeceğim, onlar benim çeyizlerim. Ne?
Onlar bizim Furkan'a aldığımız çeyizler. Buraya niye getirmiş? İğne ayası güzelmiş ama bak. Evet çok güzel. Kızı ya. Niye? Yavrum. Ay kullanmışlık. Çok güzel. Bu ne? Kız bu ne? Bu ne kızım? Ne ne kadar güzel yapmış. Ne bu, ama... bu ne bu ne diyorsunuz Damla ya? Damla bahçesinde olur mu o ya? Evet. Çok heyecanlı. Gelin kızı içeride bakalım Damla'nın bahçesine. Aa. Ya. Ay şu güzel çeyizlere bir de biz bakalım. Kız ceviz yok ki ortada. Niye yok Beyhan abla? O kadar dilerim göndermiş. Daha ne istiyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Eline bir sağlık şey söyleyeceğim. Yavrum. Çok güzel göndermiş. Ay, oğluma Damla'nın annesi. Çok teşekkür ederim. O değildi mi getirdin sen? Şöyle evet Damla. Yavrum, ne terliğe benziyor terlik. Onu giyiyor mu eşin ya? Bir şey söyleyeceğim. Oğlumun terliği mi geldi? Söyleme sence söyleme. Çok güzel almış çocuğum. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bardak kaç tane? Fazla değil mi onlar? Yok. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. O kadarı bile fazla. Erkeğe zaten bardak konulmaz. Ya gene bunu, biz koyduk. Bunu sen kullanacaksın da ama bunu evinde kullanacaksın. Benim zaten cehizlerim var. Benim evimde cehizlerim var. Ama ve lakin onlar da bizim orada adet o şekilde kullanıyor. Adet mi? Şey nerede? Tıraş takımı nerede? Bohçada tıraş takımı olur. Ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen de buraya iyi niyetle bunları getirmedin. Kendi yaptığını ben sana buraya gösterdim ya. Gösterdim ya her şeyi. Tek kişilik getirdim. Öyle bohçaya, öyle bohçaya böyle bohça gelir. Kayınvalidemin bana getirdiği bohçaları siz gördünüz. Ben de karşılık bunu yaptım. Onu buraya getirmiş. 400 almış. Al sen, sana hediye ediyorum. Al sen saçlarını tara. Ne oldu damadım damadım. Benim bu kadar saçım yok. Senin var. Ver ver. Yerde de var bir tane tara. Ya Allah, işte. 4 gün içinde bunu benden gizli saklı buraya getirmiş. Senin yaptıklarını da gördü herkes. Benim yaptıklarını da görsün. Be. Ben sana yaptığını karşılığını getirdim. Ne anlıyorum ya? Efendim? Röp de şambur nerede? Benim oğlum. Her şey tam o eksik. Sen kendi kocanı aldın mı röp de şambur? Şimdi yeni zamana bak sen. Herhalde senin kocan her gece röp de şamburla yatıyor. Evet. Bu arada çeyreği de aldınız. Evet aldım. İyi gidiyorsunuz ama yani... Siz şuna dua edin, benim gelin her bilezikten sonra hafif bir düşüş yaşıyor ama bir gün iki gün gene çıkar, yine yetişir, yine alır bilezikleri. Belli olmaz o. Ne kadar eminsiniz kendinize? Ya belli olmaz. Nasıl belli olmaz? Ne diyelim yani? Her zaman şans dönebil. Bakarsınız şans döner ya canım burada Allah Allah. Bilezik şans da var burada. Şimdi Melek Hanım siz geldiğiniz günden beri bir şanstır, bir şeydir. Ağzınızdan düşmüyor. Ama hepimiz... Yemeği güzel yapan kazanıyor burada. Sema Nur da yapıyor ki alıyor çeyreği. Evet. Sema Nur yani yemeğini falan yani iyi şans yapıyor. Demeyin. Örnek gösteriyorum. İyi yapan kazanıyor. İyi yapana da yeri geliyor. Vermeyebiliyoruz valla. Melek Hanım herkesin hani Sevla Hanım diyor ya her zaman yası iyi yapıyor, yası iyi yapıyor. Herkesin keyfi yani... Takıntılar oluyor, yetiştiremiyorlar. Modu düşebilir, kafası karışabilir. Yani yapacak bir şey olmaz. Yani hemen de tamam, şey yapmayın. Benim güzel yapıyor. Gelini hemen de indirmeyin aşağı. Evet. Bir gün yapamadı yani alt tarafı. Dün zaten siz tesadüf verdiniz herhalde. İşte Bahar'la onun biraz şeyini karıştırdığım için ama burada hep Bahar'ın el tadı var. Şey, İlk defa el tadını mı tattınız dün nene? Evet. İlk defa bu arada dün evet yani. İlk defa ben gelinimi buldum. Evet. Ben uçacaktım neredeyse. Allah yani kanatlarım Allah. Olsa uçacaktım. 5 puanı Bahar mı aldı, Sena Nur mu aldı? İnşallah Bahar'dır. Bahar! Ay böyle gerçekten böyle bir oh çektin ya. Sonunda ya. Siz sonra sevinin. Adım Melek, kanadım olsa uçacağım şimdi. Yaşasın. Şimdi ben Melek Hanım'ı çözdüm. Olmamış tabağı vermeye başladı buluyor gelinle. Evet. Çünkü hiç alakası onu yok. Nereden anladım? Yase'ye ben bir verdiğim gün yapamamıştı. Evet. Bu evet. Beşi ona verdim Yase'ye. Herkesten bir aldı. Melek Hanım çünkü olmamış tabak. Miyase'nin tabağını kayınvalidesi bile beğenmedi, bir verdi. Evet. Miyase bugün ilk defa senden 5 aldı. Herkesten bir aldı. Evet. Sen gittin o tabağa 5 verdin. Özellikle seçmiş gibisin. Olmamış değil. Biraz tadı, damak tadıma ikisinin şey yaptığı için. Ama olmamış arasında kalıyor. İkisinin arasında kaldığım için. Senin gelininin niye kıskansınlar ya?
Niye dedi yani? Kıskanıyorsunuz. Ya kıskanacak ne var da kıskansın? Beyhan Hanım ya senin gelini niye kıskanalım? O kadar çok abartıyorsunuz ki. 50 liralık elbiseye 1200 lira diyorsunuz ya. Al da getir bana. Yalan söylüyor. Bana al getir. Alayım istediğin al, yerden alayım ya. Getir. 1250 abiye mi aldın? Yerken. Allah aşkına. Pazarda dolu böyle. Pazarda dolu. Her yerde sergilerde 50 lira ya. Ben o naylonu niye yakayım ya? En son sen geçiyordun. Damla. Belki de oradan geçerken elinde düşürdün. Sen mi yaptın? Ya niye yapayım Beyhan teyze ben ya? Ya sen yaptır o zaman bunu. Bak inanmıyor ya. Keşke yapsaydım böyle bu iftiralara maruz kalıyorum ya. Nay nay naylon. Ya senin bak dalga geçmelerinden bile kendini ele veriyorsun çok belli. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Keşke yaksaydım ha. Bak yakmadım ama. Bak, şöyle ben elime alıp çatır şu naylonu bir tutuştursaydım. İçimin yağları erirdi. Herkes damla bir oyun olsa hep damlanın üstüne oyun oynuyor. Bak. Hayırdır ya? Niyase niye ortada yok? Demek ki Niyase yaptı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Niyase kızı... Hemen her şeyi damlaya şey yapıyorsunuz ya. Bütün ikişini de yok Niyase'nin ya indi aşağı. Bak ben bir dakika. Ben gördüğüm VTR'de denizde damla var. Kimse yok. Ya damla odada bir saniye. İyi seyret o zaman damla odadaydı. Odadan çıktı şey vardı deniz vardı orada. Benim gelinimin günahı. Sen de gör şey ya. Ortadaydı ben gördüm. Benim tam giyinme zamanı yani herkes evet. Oradaydı. Bak ötülü bir şey giymiş mi sırtına? Ya yaktım diye giymemiş olabilir Deniz, yani. Deniz sen mi yaptın? Deniz belki Deniz sen mi yaptın? Damlanı sen atıyorsun. Benim gelinimle ne alıp veremediğim olabilir ki? Oradan ben yaptım bir sürü kıyafetini. Kim o belli olmaz ya. Kim? Zaten en çok... Söyleyin kim yaptı ya? Şu anda kötüleyen sensin. Bilmiyorum. Evet çıksın şu ortaya kim? Allah rızası için ya. Öyle bir şey yapacağım düşünüyor musun sen ya? Ya herkes olabilir burada. Herkes. Bugün sen niye beyaz giydin mesela? Vallahi billahi bilmiyorum bak. Ama Deniz diyor ki Damla oradaydı. Evet. Ben oradaydım ama ben geçerken benim ayağım takıldı. Doğru bak sana bir şey söylemiyorum. Ama ütü falan devrilmedi ya. Bak yapsam gelir derim ki Yeşim senin elbisen düştü. Elbiseni ben yaktım. Ütü üzerine düştü. Neyse maliyeti ben karşılayayım derim. Ya ben maliyetinde değilim ya ben. Ben bugün o beyaz elbiseyi giyecektim. Şu an giyemiyorum. Ya Niyase çarptı veya başkası çarptı. Görmüyor musun? O zaman senin... Ay o telaştan millet mi? Evet. O zaman bak senin gelinin orada ütüyü yapacak, kaldıracak. Kaldıracak, başında da duracak. Evet. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir sürü bileziğiniz var. Gidin alın bir elbise daha. Kendinizi haklı çıkaramazsınız. Bir kere giydi, yarın çay döktü. Bunu giymeye kalktı. Yaktın. Kaza olabilir bu ya, kadar niye büyütüyorsunuz ya? Zirveden indiremezsiniz. Bak Beyhan'cığım. Mesele yükselen derken herkesin şey yapıyorsun yakma değil belki düşmüş olabilir. Böyle dikiyor ya ütü masasının üstüne. Düşer, kendiliğinden düşmüş olabilir. Deminden beri konuşuyorsun ya kendi düşmüş olabilir. Kendi düşmüş olabilir. Ütü bu. Yok, sen mi düşürdün? Ben orada mıyım? Ben... Orada o gezen ortada deniz geziyor. Sen düşürdün. Ben var mıyım? Beni hiç gördün mü VTR'de? Kız bu apartı para aşağı iniyordu o zaman düşürdü değil mi? Nuray Hanım ya orada da. Olabilir kaza da olabilir bu kadar niye ben büyüttünüz ya? Ben seninle birlikte indim. O zaman vururken çarparken sen görmen lazım. Ben bilmiyorum. Ben hemen sen mi deme yani. Ya bir şey diyeceğim. Belki de ikiniz yaptınız. Bir kişi yapmadınız. Çünkü kıyafeti o kadar iyi incelemişsiniz ki. Biri plastik diyor, biri dandik diyor. Çünkü ben sürerken gördüm. Ne yapayım ben senin kıytırık kıyafetini ya? Kıytırık kıyafetimi. Öyle mi? Tenezzül edip dokunmam bile ben. Ya belli dokunmadan kenarına satıyorsun. Olabilir misin? Ya ben niye yapayım ya? Acaba evet ama ya ben... kendi yaptı da bizim üzerimize mi atıyorsun sen ya? Niyase konuyu çarpıttığına göre belki de sensin. Hayır çünkü kızlar ısrarla yapmadık diyorlar. Sen bir kere konuyu niye elbiseyle kapattırıyorsun? Kız işte konuşuyorlar geliniyle. Damla'yı sizi göndereceklermiş. Canım zaten Damla güzel yemek yapıyor ya. Eleyim diye düşünüyorlar. Evet. Yanılacak sıra sizde. Aslan gitti sıra sizde. Çok beklersiniz. Çok. Allah bir de çene vermiş yani senin geline Allah maşallah. Yok kimseye çene vermemiş. Benim geline vermiş. Hiç kimseye vermemiş. Haydi 50-100 bin liralık, 100 liralık elbise için barbar bağırıyor. Allah aşkına alıp getirsene bana. Sen yaptığın konuşmalara bak yazık. Ne istiyorsun bunlardan? Altın bilezik kazandın alırsın. Ne istiyorsun? Sen bizden niye uğraşıyorsun? Niye Damla'yı göndermek istiyorsun sen? Neydim? Ya Semire Allah aşkına sen ne diyorsun sen? Mikser misin? Blender misin? Evet. Ne ortalığı karıştırdın? Ben... İnanma buna ya. Ben de duydum de ya. Sen de mi inanma? Ay Beyhan Hanım. Gerçekten i̇nanma. Şok oldum sana ya. Buna inanma ya. Diyorsun ki. Gerçekten inanma. Allah.
Aynı memleketli diyorsun, bir şey diyorsun. Yaren gitti, Aslan gitti. Uğraşacak ya insan tamam, kalmadı. Biz de gideceğiz ama bizim kimseyi göndermeme gibi böyle bir arkamızdan iş çevirmiyoruz. Birileri... Sen birileri gidecek. Sen ortalığı karıştırın. Birilerini göndermeden kalamazsın ki burada.